Merhaba gençler. Rasyonel sayılar konumuzun yine seçilmiş sorularını çözüyoruz. Yayınımız 3-4-5 yayınları. Birinci sorumuzla başlayalım. Hatice teyze kurutmak için biberleri dizdiği ipi A noktasından keserse küçük parçadaki biber sayısı büyük parçadaki biber sayısının 2/9 oluyor diyor. Şimdi A'dan kestiğimizi düşünelim şuradan. Küçük parça burası olur. Büyük parça da bu taraf olur. Büyük parçada kaç tane bilmiyorum ama küçük parçayı sayabiliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Küçük parça 6, büyük parça soru işareti. Diyor ki bunu birbirine oranladığımız zaman yani küçüğü büyüğe oranladığımız zaman oran ne geliyormuş? 2/9 geliyormuş. Sadeleştirecek olursak 3'ten buradan soru işareti ne? 27 oldu. Yani büyük parçada 27 tane biber varmış. Şimdi buradan şöyle büyük parçada şurada zaten 1, 2, 3 tanesini sayabiliyoruz. O zaman geriye kalan şu kısım için, geriye kalan bu kısım için ne yapalım? 3 tanesi burada olduğuna göre toplamı 27 olacağına göre buraya ne diyelim? 24 tane diyelim. Şimdi gelelim sorunun devamına. 20'den fazla biber bulunan bu ip diyor. B noktasından kesilirse büyük parçadaki biber sayısı. B'den keseceğiz. Büyük parçadaki biber sayısını bulduk. 24. Küçük parçadaki biber sayısının kaç katı olur? Eşittir. Küçük parçadaki biber sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'un kaç katı 24 yapar diyoruz. Soru işaretini yalnız bırakacak olursak 24/9. Buradan da sadeleştirdik 8/3 olacak. Cevabımız ne olacak? Değişik olacak diyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıda her biri 10,2 cm yüksekliğinde olan kerestelerden her ikisinin arasına her biri 8,5 santim olan takozlar konularak A santimlik yüksekliğe ulaşılıyor diyor. Buna göre A değeri kaçtır diyor. Şimdi bakalım. Kereste 1, 2, 3, 4, 5. Hatta ben size şöyle göstereyim. Şuradan şu şekilde upuzun çizecek olursak. Şimdi bu kısımda şuralar bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bunların uzunlukları 5 çarpı 10,2. Bir tanesi 10,2'ymiş. İç kısımda kalanlar yani şuralar 1, 2, 3, 4. 4 tanesi de kime denk geliyor? 8,5'a. Artı 4 çarpı 8,5. Bu da bize neyi verecek? A'yı verecek. 5 çarpı 10,2 51 artı 4 çarpı 8,5 34. Toplamlarda ne yapar? 85 yapar. Bu da A olur. Yani cevabımız A şıkkı olacak diyor. Gelelim bir diğer sorumuza. Üzerinde mavi ve kırmızı boncukların olduğu bir kasna tutan Hayri Nedi boncukların bir kısmının görünmesini engellemektedir diyor. Kasnaktaki görünmeyen tüm boncuklar mavi. Yani elin altında kalan tüm boncuklar neymiş? Mavi. Renkli olmak üzere mavi boncuk sayısının, mavi boncuk sayısının kırmızı boncuk sayısının oranı. Şimdi görünenler kırmızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mavi boncuk sayısının kırmızıya oranı 12 tane saydığımız için mavi bölü 12 oldu. Ve bunun oranı şu aralık. Bakın bu aralığı ne yapıyormuş? Denk geliyormuş. O zaman aralık olarak yazacak olursak 2/3 o da küçüktür. 5/4 olur. Paydalarını eşitlersek daha rahat tahmin edebiliriz. Burayı 4 ile burayı 3 ile genişletelim. Bu da ne yapar? 8/12 küçüktür. M/12 o da küçüktür. 15/12 olacak diyoruz. Buna göre bu kasnaktaki mavi boncuk sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kasnaktaki 10 olabilir. 14, 12, 13 olabilir ama 16 olamaz diyoruz. Yani cevabımız E şıkkı. Gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıdaki A bölgesindeki kareler eş, B bölgesindeki kareler eştir diyor. Bu zemin üzerinde gösterilen sayı doğrusundaki verilere göre x kaçtır diyor. Şimdi kareler eş olduğu için bunun bir kenarına A diyelim. Şunun bir kenarına. Diğerinin bir kenarına B diyelim. Şimdi şuradaki uzunluk bizim için 1, 2, 3, 4, 4, B. Buradaki uzunluk bizim için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A. Ve bunlar her iki tarafta eşit olacağından dolayı 9, A eşittir 4, B olacak. Kaç da eşitleyelim? 36 da eşitlesek A dediğimiz şey 4K, B dediğimiz şey ne olacak? 9K olacak diyoruz.
Şimdi buradan bakalım. 1, 2, hatta önce bir mavi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane A, A da 4K artı 1, 2, 2 tane B, 2 çarpı 9K. Bu da eşittir 23 bölü 5. 28K artı 18K toplarsak 46K eşittir 23 bölü 5. Buradan da sadeleştirmeler yaparsak K ne geldi? 1 bölü 10 geldi. Şimdi X'i hesaplayalım. X'e kadar olan kısım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane A. A dediğim şey de 4K'ydı. Yani 20K'yı bulmam lazım. 20 çarpı K'yı da 1 bölü 10 bulduğum için cevabımız ne gelecek? 2 gelecek diyoruz. Yani E şıkkı doğru cevap olacak. Gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıda bir gülle atma yarışmasında kullanılan saha yer almaktadır diyor. A bölgesi 110 bölü 7 metre ile 147 bölü 9 metrelik atış mesafesini gösteren çizgilerin arasındaymış. O zaman A dediğimiz bölge 110 bölü 7 ile 147 bölü 9'un arasında olacak. Şimdi yarışmadaki 5 oyuncunun ilk haklarında kaçar metrelik mesafeye ulaştıkları yukarıdaki gibi olduğuna göre bu sporculardan kaçının atışı A bölgesine düşmüştür. Şimdi normalde bu tarz ifadelerde genelde biz payda eşitlemeyi tercih ediyoruz ama şıklar gördüğünüz gibi küsuratlı olduğu için yani Ali'nin, Eren'in, Tan, Kaya ve Ömer'in sayısal verileri küsuratlı. O yüzden burada bölme işlemi yapsak daha rahat görürüz. Şimdi 110'u 7'ye bölecek olursak 1 kere 7, 40, 5 kere 35, 5 ve burada 7 kere var, 49, 1 kaldı. Onun içerisinde ne var? 1 kere var. O zaman bir de 147'yi alalım. 147'yi 9'a bölelim. 1 kere 9, 57, 6 kere 54, 3, 30'un içerisinde 3 kere 27, yine 3, 30'un içerisinde yine 3 kere. O zaman buradan şu yorumu yapabiliriz. 15,71'den büyük olacak bu A ve 16,33'ten de küçük olacak. 14 gitti, bu olur. 15,2 bu da olmaz. 15,5 olmaz. 16,5 olmaz. Yani bu aralığı sağlayan ifade sadece bir tane. Bir tanesinin atışı bu aralığa düşmüştür diyoruz. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıdaki içinde bir miktar sıvı olan büyük bardağın içine yine içinde bir miktar sıvı olan küçük bir bardak koyuluyor diyor. Bu durumda büyük bardağın içindeki toplam sıvı miktarı küçük bardağın içindeki sıvı miktarının 4 katı oluyor diyor. Küçük bardak büyük bardaktan çıkarıldığında kalan sıvı miktarı büyük bardağın kapasitesinin 1 bölü 5'i olduğuna göre küçük bardaktaki sıvı boş olan büyük bardağa döküldüğünde büyük bardağın kaçta kaçı dolmuş olur? Biraz bilmece gibi olmuş soru. Şu kısım önemli. Şu kısmı tekrardan okuyalım. Bu durumda büyük bardağın içindeki toplam sıvı miktarı küçük bardağın içindeki sıvı miktarının 4 katı oluyormuş. Şimdi küçük bardağın içerisindeki sıvı miktarına küçük bardağın içerisindeki hatta şöyle yapalım. Küçük bardak olsun. V diyelim. O zaman büyük bardaktaki sıvı miktarı bunun 4 katı olacaksa 4V olur. Şimdi büyük bardaktaki sıvıyı hesaplarken daha doğrusu biz ne yapıyoruz? Küçük de içindeyken hesap yapıyoruz. O zaman boşluktaki sıvı ne olur? 3V olur. Toplamı 4V olması gerektiği için. Küçük bardak içinden alınırsa büyük bardağın içerisindeki sıvı miktarı 3V oldu. Bu da diyor büyük bardağın kapasitesinin 5'te 1. Yani ben bunu 5 ile çarparsam büyük bardağın kapasitesine 15V olacak. Büyük bardak tamamen dolu olduğu zaman kapasitesi 15V olacakmış. Küçük bardaktaki sıvı boş olan büyük bardağa konulursa yani sadece V kadar koyduk ve büyük bardağın kapasitesi de neydi? 15V idi. İşte bize bunu soruyor. Büyük bardağın kaçta kaçı dolmuş olur? 1 bölü 15'i dolmuş olur. O yüzden cevabımız D şıkkı olur diyoruz. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıda bir zeminde duran eşit dörtgenler gösterilmiştir diyor. Zemine çizilen bir sayı doğrusu üzerinde gösterilen değerlere göre x kaçtır diyor. Şimdi burada bir dikdörtgen olduğu için kısa kenarına biz bunun A diyelim. Uzun kenarına B diyelim. Burası B olacak, B olacak. A, A, B, A olacak. Şimdi bir birim dediğimiz uzunlukta bakın. 1, 2, 3, 4 B artı 1, 2, 3, 3 tane daha var. 3A ve bunun uzunluğu ne? 1'e eşit olacak.
Bir de burada birbirine denk gelen şeyleri bulmanız lazım. Yani şurası uzunluğu ile burasının uzunluğu birbirine ne? Eşit. O zaman 2B eşittir. Şurayı bulalım. A 4A artı B oldu. B de buradan ne geldi? 4A geldi. Şimdi 1 olan yerde B gördüğüm yere 4A yazarsak 4 çarpı 4A artı 3A eşittir 1. 16A 3A daha 19A eşittir 1'den. A buradan 1 bölü 19 geldi. B de bunun 4 katıydı. 4 bölü ne oldu? 19 oldu. Şimdi x kaçtır diyor. X dediğim şey uzunluk olarak 2b olduğu için x eşittir 2 çarpı 4 bölü 19'dan 8 bölü 19 olacak. Yani cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Evet, gelelim sonuncu sorumuza. Sadık Hoca öğrencisi Sinem'den 2,76'yı a virgül b ile çarptı. Sonra bu bulduğu sayıyı 12,72 eklemesini istiyor ve bu soruyu çözmesini istiyor. Sinem cevabın 106,56 olduğunu söylediğinde Sadık Hoca çarpma işleminde virgülü 3 basamak kaydırman gerekirken yanlışlıkla 2 basamak kaydırdığından sonucun hatalı demiştir. Buna göre Sinem işlemi doğru yaptığında cevabı kaç bulur diyor. Şimdi burada şurada çarpma işlemi burada geliyor. 2 basamak şuradan 1 basamak buradan yani 3 virgül burada kayacak. Yani şu kısımlarda bir yanlışlık yok. Ve bunun sonucunu biz 106,56 bulduğunu düşünecek olursak. O zaman 2,76 ile A virgül B'yi çarptığımızda 106,56'dan 12,72'yi çıkaralım. Buradan sonuç kaç gelecek? 93,84 gelecek. Şimdi normalde bu çarpma işlemi sonucunda bulduğumuz şeyde 3 tane virgül kaymış olması gerekiyormuş. 2 tane kaydırılmış. Şu an 2 tane kaydırılmış durumdaysa o zaman bir tane daha kaydırırsak bu işlemin gerçek sonucu 9,384 yapar. Yani ben 9,384 bulmam gerekir iken 93,84 bulmuşum. Şimdi bana diyor ki işlemi doğru yaptığında cevabı kaç olur diyor. O zaman doğru yaptığımızda 9,384 ne ekleyeceğiz? 12,72 ekleyeceğiz. Toplarsak 4, 10, 11, 1 elde var. 21, 22. 22,104 olacak. Bu da A şıkkı diyoruz. Doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, bu da son sorumuzdu. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.